İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün yüzeyi dondu. Siyah Leopar adlı müfrezenin komutanı Rustam Gasparyan ölümünden sonra en üst dereceden Artsakh kahramanlığı unvanına layık görüldü. Papa, Artsakh'ta kalıcı barış için dua etti. Rus Hava Kuvvetleri İdlib'in Güneydoğu bölgesinin gerici militanlardan kurtarılmasına yardımda bulundu. Yerevan Benim Aşkım Vakfı, Hadrut'tan yerlerinden edilmiş ailelerin çocuklarını ağırladı. Bugün besteci Armen Tigranyan'ı anma günü. Batı Ermenistan'daki Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına 18 dereceye kadar düştüğü Erciş'te Van Gölü sahilleri buzla kaplandı. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde etkili ve uzun kışlar yaygın olaydır. Ancak yılın her mevsimi beraberinde kartpostallık manzaralar sunuyor. Ulusal Meclis'in eski üyesi Siyah Leopar adlı müfrezenin komutanı Rustam Gasparyan, ölümünden sonra Artsakh kahramanlığının en yüksek ünvanı olan Altın Kartal unvanına layık görüldü. Madalyayı Artsakh Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan 25 Aralık'ta Armavir'de düzenlenen anma töreni sırasında Gasparyan ailesine takdim etti. Daha önce Rustam Gasparyan'a ölümünden sonra Armavir onursal vatandaşı unvanı verilmişti. Siyah Leopar adlı müfrezenin komutanı eski milletvekili Rustam Gasparyan'ın 17 Ekim 2020'de şehit düştüğünü hatırlatalım. Vatikan News Ajansı'na göre Papa Francis, geleneksel olarak Noel ve Paskalya bayramları sırasında okunan Dünyaya ve Roma'ya adlı mesajıyla inançlılara hitap etti. Papa mesajı sırasında Dağlık Karabağ'da ilelebet barışın sağlanması için de dua etti. Papa, geçtiğimiz yıl yaşanan ve çok sayıda insanın acı çektiği Dağlık Karabağ, Suriye, Irak, Yemen, Libya, İsrail ve Filistin'deki askeri çatışmaları üzüntüyle hatırladı. Papa, Yüce Allah'ın oğlu, uluslararası toplumun ve dahil edilen ülkelerin Dağlık Karabağ'da ve Ukrayna'nın doğu bölgelerinde ateşkes rejimini sürdürme taahhüdünü desteklesin dedi. Ayrıca dünyayı birleşmeye, çatışmalardan, insani krizlerden ve doğal afetlerden etkilenen ülkelere yardım etmeye çağırdı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ateşelerine verdiği briefingde, Suriye'deki İdlib bölgesinin güneydoğu kesiminin Rus uçaklarının katılımıyla militanlardan kurtarıldığını ifade etti. Gerasimov, barışçıl yerleşim yerlerine yapılan düzenli terör saldırılarının yanı sıra hükümetin askeri konumlarına ve Rus askeri tesislerine yapılan saldırılara yanıt olarak Suriye ordusu, Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle İdlib'in gerginliği yoğun olan güneydoğu kesimini radikallerden kurtarmak için bir operasyon düzenlemek zorunda kaldı dedi. Yapılan operasyonlar sonucunda bölgenin önemli bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolüne geçti. Bu operasyonlar sayesinde Hmeimim Hava Üssü'nü ve Halep'i bombalama olasılığı şu anda imkansızlaştı. M5 karayolu da temizlendi. Yerevan Benim Aşkım adlı vakıf tarafından Armen Press'e yapılan açıklamada yeni yıl arifesinde vakfın Hadrut'tan göç ederek Ermenistan Cumhuriyeti'ne sığınan birkaç düzine ailenin çocukları için interaktif bir etkinlik düzenlediği ifade edildi. Etkinlik çerçevesinde çocuklar Ermeni edebi ve kültürel mirası ile tanıştılar, kendi bilgilerini sundular ve Noel Baba ile tanıştılar. Yerevan Benim Aşkım Vakfı'nın yöneticisi Hrayr Hambaryan, özellikle savaşı gören ve bunun sonucunda yerlerinden edilen çocuklara çocukluğu ve yeni yıl mücadelesini iade etmenin önemli olduğunu kaydetti. Hrayr Hambaryan, bu yıl yaşadıkları felaketlere ve zorluklara rağmen çocukların beklentileri hep aynı kalıyor. Bu nedenle onları bu küçük etkinlikle cesaretlendirmeye ve her şeyin yoluna gireceğine dair güvence vermeye karar verdik dedi. Etkinliğin sonunda Noel Baba çocuklara hediyeler dağıttı. Ermeni besteci, orkestra şefi, Ermeni Ulusal Operası'nın kurucusu, Ermenistan ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin emekler sanat çalışanı unvanlı Armen Tigranyan, 26 Aralık 1879 tarihinde Aleksandropol'da doğdu, 10 Şubat 1950'de Tiflis'te vefat etti. Küçük yaştan itibaren flüt çaldı, okul bandolarının konserlerine katıldı. 1894'te ailesiyle birlikte Tiflis'e taşındı. 1902'de müzik kolejinden mezun oldu ve Aleksandropol'a döndü. Okul ve halktan oluşan 4 sesli korolar kurdu. İkincisiyle konser programı çerçevesinde Tiflis, Bakü ve Kars'ta bulundu. Tigranyan 1908'de Ermeni Müzik Tiyatrosu'nda yeni bir üslup yönünün temelini oluşturan ve ilk operası olan Anuşu, Hovannes Tumanyan'ın şiirleri üzerinden yaratmaya başladı. Anuş Operası ilk kez 1912'de Aleksandropol'da sahnelendi. Anuş Operası Yerevan'da ilk kez 1935'te sahnelendi. Bestecinin yarattığı melodiler yaygınlık kazanmaya başladı ve popüler hale geldi. Tigranyan 1913'ten beri Tiflis'te yaşadı. 1912-1921 tarihleri arasında Ermeni müzik cemiyetinin faaliyetlerine katıldı. 1920 ve 1930'larda Tigranyan bir dizi şarkı, kantat, koro ve piyano parçaları besteledi. Tigranyan, Gikor, Bir Damla Bal, Anahit, Namus, Samvel, David Bek gibi tiyatro eserleri içinde müzikler besteledi. Gümrü ve Yerevan'da bir takım caddeler ile müzik okulları Tigranyan'ın ismini aldı. Gümrü'de Tigranyan adına müze evi bulunmaktadır. Armen Tigranyan daha çok Tohmak mezarlığı olarak bilinen Yerevan Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Murat Yanatlı topluluk tarafından seslendirilen Gılgılalen Juregalis, Arakel Muşegatlı eseri sunuyoruz. Arakel Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.